Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün rakiplerin destelerini kopyalayarak oynayacağız. İlk destemde son rakibin destesini kopyalayarak aldım. Bu tarz farklı içeriklerin devamını istiyorsanız da like atabilir veya yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya başka farklı içerik fikirleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Hemen ilk maçımıza geçelim. İlk rakibimizi bulduk. Holax. Bu deste biraz garipmiş açıkçası ama baktığınız zaman atak kartı da var. Savunma kartı da var. Bina var. Hava kartı var. Ya iş de yapabilir. Gideri var gibime geldim. Şöyle dartla başlayalım. Hemen atak kartımı çıkartmak istemiyorum. Tam kraliçe atalım. Evet, Kara Prens. Şöyle yeteneğini basarsak tamam, Kara Prens vuracak ama evet, burada Pekka'yı çıkarmak zorundayız. Rakip de mi Pekka oynuyor acaba? Evet. Burada çıkarmasak iyiymiş ama yapacak bir şey yok. Kraliçeyle falan eritmeye çalışırız artık. Evet, buz ruhu bayağı iş yaptı aslında. Pekka neredeyse öldü. Belki koşboş falan atar. Tam atmıyor. O vuramaz zaten. Koç binicisi varmış. Şu dartı da atalım. Evet, gerek de yokmuş aslında. Şöyle bir atak yapsak gereksiz mi olur acaba? Hadi yapalım. Aynı anda atmasak iyiydi. Solu hiç savunmuyor. Evet, şimdi yaşlı cadı yattı. Tam sağ tarafı tek Pekka halleder zaten. Bu sefer Pekka atmaya iksiri de etmez. Bakalım neyle savunacak. Hatta aynı zamanda tersten de baskı yapalım. Kraliçe ve Pekka birlikte güzel çalışıyor. Oh, tam zamanında bastık. Bir de çarpma. Kraliçe neredeyse aldı kuleyi zaten. Şimdi koç binicisi gelecektir. Tersten geldi, tamam. Güzel bir buz ruhu. Oraya Pekka gerekir mi? Atalım. Güzel, iyi ki de atmışız. Evet, ilk destemizi beğendim aslında. Evet, kraliçeyi atalım, hemen eritelim. Tamam, ale topu güzel, varili vuramadı. Şöyle domuzlar. Tersten de sağlam gidelim. Güzel maçtı. Neredeyse sağ tarafı da alıyorduk. Bu kadar iş yapmasını da beklemiyordum. Şimdi bu rakibin destesiyle bir sonraki maça geçelim. Evet, ikinci rakibi de bulduk. Isabelle. Bu sefer biraz daha meta destelerine benzeyen bir Pekka destesi var. Tamam, direkt ona... Oh. Bunu beklemiyordum. Üçlü üçlü çıkıyor. Yeni güncellemeden sonra. Yaşladı, kurtarır mısın bizi? Güzel. Yaşladı iş yaptı. Yaşlı cadıyı kullanmaya da pek alışık değilim. Zaten bu tarz Pekka spam veya köprü spam desteleri falan pek oynamıyorum. Şöyle koç birincisi halleder onu. Hem atağa çıkmış oluruz. Tamam. Belki vururuz. Yakındı. Destede rakibin destesinde biraz çöp kartlar var. Evet, baitmiş. Eşleşme kimde emin değilim ama bakalım. Bir sonraki maçta bait oynayacağız. Kulübeli. Kulübeli de denemiş oluruz. Tamam. Haydut durdurur onu. Goblinler üçlü üç çıkıyor ama evet, beklediğim kadar da yavaş çıkmıyorlarmış. Haydut. Biraz garip oldu. Tamam, yaşlıca da yine iş yapar. Belki alev topu vardır. Şöyle ileriden atalım.
Evet, ona bir alev topu atalım. Yaşçadı hepsini teklesin diyecektim. Valkür de attı. Tamam, bir varil halleder orayı ama fıçıya çaresiz kaldık. Evet. Tamam, belki onun da iksiri yoktur. Bir atakta biz deneyelim ama. Tamam, o vurur. Güzel. En azından hasar farkını biraz kapattık. Şu arkadan Pekka ile mi çıksak? Tamam, şimdi atalım. Koş binicisiyle gitmemiz de zor. En azından kulübesi varken. Yaşçadayı önden atıyorum. Goblinleri alalım. Aslında arkadan da atabilirdik. Neyse. Tamam, şimdi iki taraflı mı gitsek? Ya çetesi de var. Tamam. Varili bekleteceğim. Fıçısı için. Terse de vuruyor. Tamam, geriye mi attı? Yo, normal atmış. Fena kart biriktirmedik. Şöyle önden çıkıyorum. Koş binciyi de atalım. Güzel. Kuleyi de Pekka tanklıyor. Ona bir alev topu, bir de koç vurursa zaten ölecek. Gayet iyi. Güzel. Bir alev alıyoruz zaten. Evet, Pekka halletti işi. Güzel oyundu. Bir sonraki maçta da kulübeyi deneyeceğiz. Evet, son maçımıza girdik. En ilginç testi bu oldu açıkçası. Bakalım bununla da kazanabilecek miyiz? Öfke. Öfke değişikliği gelmemiş bu arada. Zaten çok saçmaydı. Umarım ileride de gelmez. Öfkenin hasar atması, hele de goblinleri tekleyebiliyor olması çok garip. 2 iksire. Evet. Çer çöp çok kartımız var. Ana kuleyi açtı bu arada. Bakalım fıçıyla belki yakalarız. Kara Prens tanklayacak kuleyi. O rakip iksir golemi oynuyor sanırım. Yo, gerçi golem de olabilir. Yani büyücü atalım. Toplayıcı atarsa da kuleyi almayı deneriz. Hatta alırız bence atarsa. Tamam, buradan bastıralım. Tersten de gidelim. Yanlış bir zamanda attı önce. Evet, Anka'nın da canı azalmıştı. Umarım artık kullanımı azalır. Yani çok sağlam vurduk ama rakibin de toplayıcısı hayatta. Evet, geliyor. Zehri güzel kullanmamız lazım. Büyücüyü de. Evet, böyle farklı desteler oynamak da güzel oluyormuş. Tamam, o şifacı can basmaya başlamadan şu büyücüyü alırsak. İkincisi de geldi. Evet, şu anda bayağı sıkıntı. Büyücü şuradan uzaktan uzaktan çalışsın. Gelin böyle. Ölmen lazım artık. Full can oldu ya. Tamam. Şöyle zehir artı fıçı. Çok mu agresif oldu? Güzel. Tamam, bu maçı herhalde kazandık artık. Savunmada kalalım. Bir anda 3 taç yemeyelim. İksir golemi tehlikeli. Tamam, saldı sanırım. Basıyorum her şeyi. Bu desteğiyle de kazanabildik. Goblin kulübesi eski halinden çok daha iyi olmuş bence ama meta'ya girer mi? Orasını bilmiyorum. Evet, 4. ligede çıkmış olduk. Yeni emoji de veriyormuş. Fena emojiye benzemiyor. Evet, videonun da burada sonuna geldik. Siz de bu serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya farklı içerik fikirlerinizi de tabii ki yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.